Merhaba arkadaşlar bugün yapay zeka ile Evde anime kızı yapacağız. Çünkü dışarıda ne koydukları belli olmuyor. Bu yapay zekada 3 farklı şey yapabiliyoruz. Birincisi gerçek resimleri böyle animeye çevirebiliyoruz. Ondan sonra anime çizimlerine böyle istediğimiz şekilde istediğimiz yerlerini değiştirebiliyoruz. Ya da bu resmi TikTok'tan aldım. Böyle kötü bir çizim yapmanıza rağmen yapay zeka size istediğiniz pozda mükemmele yakın bir görsel veriyor. Şimdi size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Uygulamanın ismi Meitu. Google Play'de bulabilirsiniz. iOS'ta da vardır büyük ihtimal. Şimdi giriyorsunuz programı ama şurada AI Art yazıyor. Ona tıklıyorsunuz bir kere. Ondan sonra buradan Upload Foto diyorsun. Buradan şu orijinal fotoğrafı seçiyorum. Bu bizim yüklediğimiz fotoğraf. Burada yapay zeka bize yaratıyor şu an görselleri. Örneğin mesela böyle bir şey yaptı. Bu bizim poza daha yakın. Şu da benim az önceki size gösterdiğim kısım. Mesela parmağında sıkıntı var. Onu düzeltebiliriz ama uğraşmayacağım bununla çok. Dediniz ki bana bunun bir benzerini göster. Tekrar alıyoruz. Buraya yüklüyoruz. Ve bize bu fotoğrafın farklı versiyonlarını göstermeye başlıyor. Diyelim ki elimizde bir tane anime fotoğraf var. Biz bunun belli bir kısmını değiştirmek istiyoruz. Ben bu fotoğraftan belli bir kısmı alacağım. Örneğin şurayı. <laughs> her neyse. Buraya ekleyeceğim. Tam birebir aynı olmak zorunda değil. Sadece açısını ve şeyini ayarlayabilirsiniz. Ben bunu Photoshop'ta bilgisayardan yapıyorum ya da siz telefonda herhangi bir kesip yapıştırabileceğiniz bir şey de deneyebilirsiniz. Veya hiç böyle uğraşmadan ee, şu resimde gösterdiğim gibi şurada böyle elle de o resmin üstüne çizebilirsiniz. Ama ben hızlı ve mükemmel olmasını istediğim için mükemmele yakın bu şekilde yapacağım. Şimdi bu görseli kaydedip yapay zekaya atacağım. Bakın yine 4 tane şey vardı. Mesela ben bu pek hoşuma gitmedi. Bu da pek hoşuma gitmedi. Diyelim ki bu güzel. Bunu kaydedelim. Ve bunu yine tekrardan yükleyerek yükleyerek böyle beğene 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 beğene. Yükleye yük devam edebilirsin. Şimdi 4 tanesini yine oluşturdu. Diyelim ki ben bu fotoğrafı beğendim. Birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Ben bu karaktere bacak ekleyeceğim. Buradan çizimle deneyeceğim. Çizimle yapamazsam gidip internetten bir tane anime kızı bacağı ekleyip bununla birleştireceğim. Sonra yapay zeka atacağım. Hemen deneyelim. Basitçe. Çok detaya girmek istemiyorum. Şuradaki rengi alalım. Şuradan ayak ekleyelim de. Baya iyi çiziyormuşum bu arada. Her neyse. Bir de şurayı değiştirelim. Tamam. Şimdi resmin son hali bu. Ha, kötü gözüküyor. Evet. Bir de bunu bir yapay zeka verelim ne yapacak bakalım. Evet yine bize 4 tane şey oluşturdu. Bakın bu orijinali benim yaptığım bok gibi olan şey. Bak bu çok güzel. Burada çok güzel bir bacak detayı var eklemiş. Diğerlerine bakalım. Bakın burada daha böyle Yılbaşı ağacı dekoru eklemiş bacağı. Bunu da kaydedelim. Mesela benim en sevdiğim bu oldu diyelim. Ben bu arkada beyaz boşluk yaptığım için az önce burayı da böyle dağla falan kapladı ama ben böyle olsun istemiyorum. Biraz daha farklı bir havaya sokmak istiyorum diyelim. Bakın yine Photoshop'un içindeki yapay zeka ile bu karakteri seçtim. Yapıştırdım buraya. Arka planı yok et. İnternetten bir arka plan bulacağım. Şimdi iki farklı arka plan deneyeceğim. Bir böyle renkli. Hatta bu karakteri biraz buraya oturturalım arka planla. Bir renkte deneyeceğim. Bir de böyle mor daha değişik bir havada arka plan deneyeceğim. Bir biri anime, biri gerçek hayat. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. Bakın yine bize 4 tane fotoğraf verdi. Orijinaline en yakın fotoğraf bu. Yine kır, kışı ve işte yılbaşını korumuş ve arka planda bizimkine çok benzer bir şekilde yapmış. Mesela bunu kaydedelim. Bakın nereden nereye geldik. Bu bizim yapay zeka ya ilk attığımız fotoğrafta. Sonra bize bunu verdi. Sonra buna. Sonra bize bunu verdi. Sonra bunu. Bunu, 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 bunu derken buraya kadar geldik. Ama benim favorim galiba şu. Gördüğünüz gibi yapay zeka çok fazla değiştiriyor fotoğrafı. Son olarak da yapay zekada uzun uzun yaptığım şeyi size resimler olarak göstereceğim. Yükle çıkar, yükle çıkar yapmayacağım yapay zekanın içinde. Çünkü çok uzun zaman alıyor. Şimdi orijinal resim olarak bunu kullandım. Daha sonra Photoshop'la şuraya bunu ekledim yine. Sonra bana bunu verdi. Böyle, böyle, böyle birkaç farklı varyasyon denedim. Böyle değişik değişik şeyler var. Daha sonra dedim ki ben bunlara bir bacak ekleyeyim. Aldım oradan bir tane fotoğrafı yapay zekanın. Altına Photoshop'la başka bir anime resminden bacak ekledim. Yine size farklı varyasyonlarını göstereyim. Burada daha farklı bir şeye geçti. Yine bu diğerleri aynı. Gördüğünüz gibi çok farklı değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Yeter ki isteyin. Dediğim gibi alıp mesela bunu saçını elinizle boyarsanız burada. Farklı bir saç rengi verecek size. İstediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Ee, bu videodan da bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben yaparken bayağı eğlendim. Bayağı ilginç çünkü. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de videoyu beğenip abone olun.